Birinci çocuk olduktan sonra eşimin rahatsızlığı ortaya çıktı. Çok zor bir dönemdi. Çünkü yani bebeğim daha çok küçüktü. Allahsız Buğra mı? Doktor yüzüme karşı söyledi. Sen kansersin. Çok zordu. Hani yaşamak ve anlatmak gerçekten zor. Çünkü hani bebeğin ağlıyor. Emzire... Hayır hayır, Razor TV yapma abi, sakın yapma. Gerçekten yapmam. Zorlama, yapma abi, boş ver. Yapamıyorsun. Sadece gerçekten mama yapmam. Veriyorsun. Boşa olmuş olur yani. İnanamadım zaten. Üzüldüm. Eyvallah, sağ ol. Eşimin kafasını duvarlara vurduğunu gördüm. Neden? Neden bu diye. Ben oturdum, kendi kendime ağlamaya başladım. Yani ben eşim sayesinde, çocuğum sayesinde yaşadım. Benim ilacım eşim. Her zaman eşim. 2009'da küçük oğlum rahatsızlandı. Doktorlar lösemi tanısı koydu. Yapılan tahliller sonucunda löseminin ilk evresi ITP hastası diye bir hastalık var. Şimdi bu dönemde tedavi görüyor. Burak hastalığını kullanarak bizi istediği gibi yönlendirebiliyor. Burak bunu hep cephe aldı bu yüzden. Kardeşinin yeri geldi, cephe aldı. Sen onu seviyorsun, beni sevmiyorsun. Ama Burak rahatsız olduğu için üzerine titremek zorundaydın. Burak sakın. Burak'ın iyi yönleri sadece bir teşekkür etme oyu diyeyim size. Burak'ın herhangi bir iyi yönü yok ki. Burak! Burak her şeyi isteyen bir tavrı var. Burak hayır bilmiyor. Hayır dedim değil mi? Hayır Burak. Oğlum. Git babandan al. Burak sinirlendiği zaman resmen böyle gözleri kıpkırmızı oluyor. Bana bak. Daha şimdi söylemedim mi onu ben? Bağırma lan. Okuldan herhangi bir öğretmen aradığı zaman korkarak açıyorum artık. Bakıyorsunuz okulda hiç dövmese iki tane, üç tane çocuk dövüyor günlük. Burak bugün ikinci sınıfa gidiyor. Dört, beş fark etmiyor onun için. Dördüncü sınıf, beşinci sınıf, orta bire giden. Artık onlara saldırı vaziyette. Okula gittiğim zaman öğretmen direkt diyor. Ben diyor 5 dakika önce uyardım. Zil çaldı. Dışarıya çıktık, içeri geldim, 3 çocuğu dövmüştü. Oğlum tokat manyağı yapmışlar kardeşini. Sevgi eksikliği olduğu için şiddete eğilimi var. Tamam sen karışma dedim. Yankı taşta. Burak'ı da, Burak'ı da lütfen uyaralım. Bu evde birbirimize vurmak yok. Oh. Burak'cığım. Bak gözüm içine bakar mısın? Bu evin kuralları vardı değil mi? Anladım. Birbirimize vurmak. Ya anne her zaman biliyoruz ya, niye söylüyorsun? Ama bu seni uyarmak zorundayım. Ya bu evde bağırarak konuşmak da yok. Burak. Bu evde bağırarak... Anne! Bu evde bağırarak konuşmak yok. Tekrar edersen seni mola köşesine götürmek zorundayım. Anlaşıldı mı? Canlıyız ya. Tekrar etti. Burak lütfen. Hayır. Hayır. Lütfen hadi kalk. Ne hayır. Köşesi? Lütfen. Hadi. Burak. Buna koyayım, egzorsist lütfen, çıktı bağırın. Çocuğun içinden. Burak mola paspasına gitmemek için direnince... Ne paspası? Olaya müdahale etti. Mola paspası. Bu Burak'ın ilk mola deneyimi olacak. Tamam bırakın. Odasının kapısını kapatın lütfen. Burak'ın öfkesi mola uygulamasında da ortaya çıkıyor. Abi... Süre başladı. Sevilay Hanım oğlunun bu durumuna dayanamıyor ve ağlamaya başlıyor. Trakaris. Yazık be. Burak lütfen. Sakin oluyorsun tamam mı? Sen zayıf oldukça bu devam edecek. Bu öfke devam edecek. Anlaştık mı? Senin güçlenmen gerekiyor. Burak mola süren başladı. 8 dakika bu alanda kalabilirsin. Süper adı Burak'ın öfkesini dışarı vurabilmesi için ona müdahale etmiyor. Tepkilerini azalt lütfen. Omya'yı yüzüne gir. Göz kontağını kesmen gerekiyor. Oha ne yapmış oğlum evi? Ve süper dedi bu kriz anını anlatabilmek için harekete geçiyor. Gelin lütfen. Oğlum benim böyle çocuğum olacak.
Vallahi koyarım cebine uyuşturucuyu, ararım polisi, şikayet ederim ya. Bu ne lan böyle? Bir oyun oynamak istiyorum. Bu oyunda çok hareketli bir oyun, tamam mı? Şimdi bu oyunda yastıkları kullanacağız. Evet. Şimdi bu oyunun adı sinirimizi atma oyunu. Tamam mı? Ve ben çok sinirliyim. Ve sinirlendiğim zaman ne yapıyorum biliyor musunuz? Yastığa vuruyorum. Yastığa vuruyorum. Ay. Süper Dadı'nın uyguladığı bu yöntem işe yarıyor. Ve Buğra oyuna katılmak için dağıttığı eşyaları tekrar toplamaya başlıyor. Vur 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 vur. Gel buraya. Evet vur. Onu da böyle vurabilirsin. Biz çok öfkeliyiz. Yağmur. Yağmurlar yağıyor. Buğra dağıttığı eşyaları topladıktan sonra Süper Dadı'nın kurduğu oyuna katılmaya karar veriyor. Süper Dadı bu oyunla Buğra'nın öfkesini zararsız bir şekilde boşaltmasını sağlıyor. Birbirimize zarar vermeden sadece kağıtlardan öfkemizi alıyoruz, tamam mı? Oley! Oley! Evet! Şimdi yağmur! Hadi bakalım! Yağmur! Akşam yemeğinin ardından Burak, drama okulunda öğrendikleriyle ailesine Burak, küçük gezmeyi, bir gösteri yapıyor. Gezmeye gitmiş. Ve bu küçük gösterinin ardından uyku zamanı geliyor. Herkes uykuya hazır olduğuna göre. Evet. Şimdi bu akşam hikayeyi Sevil Hanım okuyacak. Tamam mı? Ya, ama anne sen. Evet, Arzena 18. Enkli olsun abi. Ya bu çocuğu bıçaklarım ben ama Uygar kardeşime selamlar. Eyvallah abi, 18. enkli olsun. Recall 3 aydır 3. enkli olsun. Asi abi hoş geldin. Yalnız şöyle bir durum var. Bu kadın süper dadı abi. Ne kuması oğlum, manyak mısın ya? Siz geleceksiniz. Tamam mı? Sen de annenle yapıyordun değil mi abi yırtma mevzusunu? Yok ya öyle bir şey yoktu yani. Peki o zaman. İrfan ben normal uslu çocuktum oğlum bayağı. Yaşlı bir deniz feneri bekçisi vardı. Hep birlikte gülüp eğlenmeye devam ettiler. Hikaye bitip iyi geceler öpücükleri verildikten sonra uyku sürecini Hakan Bey devralıyor. Hakan Bey Süper Dadı'nın yönlendirmesiyle iki çocuğun da huzurla uykuya dalması için onların başına oturuyor. Aga be. Eğitimin 3. gününde uyku süreci sakin geçiyor ve çocuklar 15 dakika gibi kısa sürede uyuyor. Panomuzdaki bütün kurallara uyduk bugün. Eksiksiz ve yani her dediğimizi yaptılar. Ben buna asla inanmazdım. Çocuklar, sizden yeterli ilgiyi ve sevgiyi almadıklarında mutlaka öfkesiyle, problem davranışlarıyla bu zamanı fazlasıyla alırlar. Enerjinizi de fazlasıyla alırlar. Evet. Sevginizi doğru zamanda ve doğru yerde göstermelisiniz. Sevgi konusunda cömert olmalısınız ki çocuklar da sizden ihtiyacı olan sevgiyi zorla ve problem çıkartarak almasınlar. Eğitimin 3. gününün tamamlanmasıyla Süper Dadı'nın da gitme vakti geliyor. Bir mola paspasımız yok mu ya? Pınar 3 lira. Bunu izlememişsin. Evet, bunu izlemedik aslında da. İzleyelim mi?